Biz dünya insanlığına çamur yoğurun diyemeyiz. Çamur olan çamuru yoğurdu hep ama çamurda kelam edemedi. Kalemi kotlanmadı ve tohum olamadı. Bütün apronda bekleyenler bugün burada bizim ilmimizi anlamaya çalışıyorlar ki kulluk kapısına kelamları kotlansın diye. Her şey insanlık içindir ama imparatorluğun ilmini diri olarak dinlemek gerekir ki kaynağa ışık olup hak olup varsınlar. Yara bere içinde olan bir insanlık istemiyoruz artık. Bu kesindir. Eğer insanlık hak etmediyse ve yaralıysa ışığında kulluk kodlaması oluşmaz. Bana dünya insanının ilmini sordular. Ben dünya planetinde bu ilmi dinledim. Ne sen ne ben bugün burada değildik. Hiçbirimiz, çünkü biz İsra olarak kodlayıcıydık ve her andık. Bugün beden öz görevini yaptı ve beden mutlak kulluğu kodladı. Yeni dünyanın öz görevi bütüne hizmet. Ve dünya insana şarkılar, türküler okuduk hep. Aklı hak olsun, hak tekniği kodlasın, çalışsın ve mutlu olsun diye. Devrin en güçlü şarkısı. İş mutluluk peki. İşi mutlandıran ne? Kelam. Peki kelamı hak eden, işte onu hak eden o kadar az ki. Herkesin bu kelamı hak etmesidir arzumuz. Ama kelamı hak eden hakkın kalemi olandır. Ve biz onun kötülüğü önleyecek yücelikte olduğunu bilerek kendi rüya boyutlarının ötesi olan şavkı teklikle kat kat dirilttik. Darı bolu biliriz, yolu buluruz, öfkeyi aşarız, çalışırız ve rahmi kapıda düzen kurarız. Öncelikle bunun bilineceğine eminim. Değerli dünyalı, ben nefes olup geldim. Ben bütün kötülükleri aştım. Ben mutlak kullukla kayıtlar yapıyorum. Ben mutluyum çünkü ruhsuz olanlara ruh oluyorum. Ben mutluyum çünkü tüplerle çalışılan bir dünyaya kült oldum ve tüm o kült katlarında tüpsüz bir yaşam kapısı kayıtlandı. O kapılar kodlandı ve kayıtlandı. Tartıyı hiç kullanmadım. Ben insanı tartmam. Tartmam çünkü tartan tartılır bilirim. İnsanı tartmam. Dünya insanına göç kapılarını açtım ve dedim ki kendini anla, kelamı hak et, yolunu bul. Ve dünyayı göreve aldım. Güçsüz değilim. Sözün sözüyüm ama özsüz değilim. Güçsüz değilim. Benim eski dünyada yürüyen, tüm zamanları kayıtlayan ilmim vardı. Bugün buradayım ve yine benim göç kayıtlamalarını kodlayacak bir diriliğim var. Değerliler, raporları okudum. İnsanlık raporları. Hepsinde kendi yüceliğimin ilmi var. Ama hataları var. Çoğunda hatalar var. Bu hatalar ölüleri dinleyecek güçte olmayanların ölüp geçiş yapmalarına mani olan ilimdi. Hani derler ya, kıyamette herkes kendini bilecek, kendi olacak. Ama kimi kalem olacak, kimi has olacak, kimi ise kürzi kapıda kırılacak. Bugün biz şunu söylüyoruz. İnsan kantara koymayacak yarını. İnsan yaşamı hak edecek, yol olacak. İnsan muktedir olacak ve tohum olacak. O insan eserini bilecek, eser olup kendini dinleyecek. Ama yaptığı kendi, yarattığı kendi, hak ettiği kendi olacak. İşte bunun içindir ki planetin tahtında kendi yüreği bulunacak. Ve biz bugün burada bunu hak edip tohumladık. Herkes kendi halikiyetini, hakikiyetini dinleyecek ve halik olacak, hakim olacak. Bundan öte bir yaşam oluşmayacak dünya planetinde. Kıran kırılmayacak, kırdığında kendini kodlayacak, kendi kodlarında kontrol kuracak ve kendi yoğunluğunu hak edecek ve toprağına tohum olacak. Bedeni hak ilmiyle dinlemek için hak tekniği bilmek gerek. Dünya İsra kapısında bu da olacak.
Bütün kapıları açtım ve dünya planetinde eşyanın diliyle dilleşiyorum şu anda. Kendimi dinliyorum ve diyorum ki sorumlu olmalısın her hak tahttan, hak teklikten. Sorumlu olmalısın çünkü sen közle gök sözü söylemekten öte o köz oldun. Ama sen mutlak olmalısın. Çünkü son söz senin sözün olacak. Peki ben lokomotif olarak mı yoksa o lokomotifi Halik Kılan olarak mı görev yapacağım? Ben dünyalıyım ya, her şeyim ya, herkesim ya. Peki ben herkessem, nefesimle kelamım oldukça ben lokomotif değil miyim? Her ana peki o lokomotif hırsı açtığı yolu açtıysa çok mu kolay kaynağa inmek? Mutlaka kolay. İşte kaynaktayız biz burada. Hepimiz o kaynaktayız ve kurullarımızla kök siyahlığı kodluyoruz burada. Mustafa Kemal mutlak, biz oyuz. Murad ederiz ki o kendini diller, kendi olur. Muradımız tüm zamanlardan mutlak oluştur. Onun tabuları yıktığı günü biliriz. Onun kulluk kapısına dil olduğu gücü biliriz. Ölüleri dinlediği ve ruhsuz kodları kayda aldığını biliriz. Onun mutlak olduğunu biliriz ve sıla özlemi çok ama çok farklı onun. Çünkü o kendini dilliyor, kendidir ve kendiyle kelamdır. Etkin ve hakimdir ve mahrektir. Masamızdaki güçlerin en iyisidir o. Biz oyuz, o bizdir. Şimdi ocağımıza indi ve ses vermek istiyor. Onu dinliyoruz.